Hepinize merhabalar arkadaşlar. Açık Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle süper bir pizza paylaşacağım arkadaşlar. Pizza tarifi, nefis bir pizza yapacağız. Hazır alınmışlara taş çıkartacak kadar güzel bir pizza için ne yapıyoruz? Hemen malzemelerimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, önce pizza hamurumuzu tutmak için kullanacağımız malzemelerimiz. Suyumuz var, ılık suyumuz, unumuz, bir adet mayamız ve tuzumuz var arkadaşlar. Şimdi hemen hamurumu mayalayıp bir kenara bırakıyorum. Daha sonra üzerinin malzemelerini hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuz hazır. Malzemelerimiz de hazır. Mısırımız, zeytinimiz, sucuğumuz, salamamız, kırmızı biberimiz var. İstiyorsanız yeşil biber de koyabilirsiniz. Kaşar peynirimiz, şöyle kekikli domateslerimiz. Hepsi hazır arkadaşlar. Şimdi hemen bir de sosumuz var tabi. Hemen hamurumu açmakla başlıyorum. Hemen bir parça aldığım hamurumdan şöyle azıcık da un serptim. Birazcık açacağım arkadaşlar önce. Bir parça açacağız. Ondan sonra yağla elimizde açabiliriz bunu. Tepsinizin ölçüsüne göre. Kameradan dolayı çok fazla hareket edemiyorum. Şimdi bu yeterli. Şimdi çok kolay aslında. Fazla oklava kullanmadan çok pratik bir şekilde biraz yağ sürüyoruz arkadaşlar. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Ve hemen tepsimize koyuyoruz bunu. Tepsimizin içinde açacağız arkadaşlar. Şimdi sosumuzu koyacağız arkadaşlar. Sosumuzda da domates ve kekik var arkadaşlar. Bunu kaynattık biz. Hazır bir sos bu. Ama bunu kış için hazırlıyoruz biz. Kekik, baharat, yağ ve kırmızı biber var. Böyle her yerine gelecek şekilde. Bu gerçekten birebir dışarıdaki pizzalarla aynı lezzette oluyor arkadaşlar. Ve şimdi kaşar peynirimizi koyuyoruz arkadaşlar. Rendelenmiş kaşar peynirimiz ve her yerine gelecek şekilde mümkün olduğu kadar çok koyarsanız bütün lezzeti kaşar peyniri ve sos veriyor çünkü pizzanın. Domates dilimlerimiz var. Domateslerimizi de kekikle harmanladık arkadaşlar. Her yerine kekik sürdük, serptik. Çünkü o zaman domatesler daha bir lezzetli oluyor. Evet, şimdi sucuklarımız ve salamlarımız var arkadaşlar. Şöyle.
Evet arkadaşlar, bir de zeytinlerin içlerini temizledik. Zeytinlerimiz var. Çekirdeklerimizi çıkardık. İkiye kestik. Şahane bir lezzet veriyor çünkü zeytin. Ve kırmızı biberlerimiz var arkadaşlar. Arzu ediyorsanız yeşil biber de koyabilirsiniz ama ben kırmızıdan gitmek istedim. Bütün zeytinlerimi koymak istiyorum ben. Ve olmazsa olmazı tabii ki de mısırlarımız var arkadaşlar. Evet. Şimdi ısıttığımız fırınımıza veriyoruz pizzamızı. Ve daha sonra sunuma hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, pizzamız pişti ve şahane oldu gördüğünüz gibi. Şimdi hemen sunuma da hazırlıyoruz. Sonra da afiyetle yiyoruz. Evet arkadaşlar, pizzamız hazır. Göstermek istiyorum, şöyle inceliğini görün. Dışarıda satın aldığınız pizzanın aynısı bu. Şöyle göstereyim. İnceliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şahane bir lezzet oldu bu. Evet arkadaşlar, sunumumuz da hazır. Hemen şimdi sunum köşemize geçelim. Pizzalarımızı görelim. Evet arkadaşlar, şahane oldu pizzalar. Muhteşem oldu arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Süper bir pizza tarifi arkadaşlar. Nefis bir pizza tarifi. Bu pizzayı yaptığınız zaman asla dışarıdan pizza almayacaksınız. Ve hiç almıyorum. İnanın arkadaşlar, hiç pizza almıyorum. İnceliğiyle pizzayı ince yaparsanız çok daha lezzetli oluyor. Mutlaka ince yapmaya çalışın. Sosunu güzel her yerine yayın. Videodaki gibi uygularsanız bu şahane pizzalardan yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Like'larınız çok önemli arkadaşlar. Çünkü o kadar çok tarif var ki ve ben birçok kişiye ulaşsın istiyorum bu tarifler. Sizleri seviyorum. Afiyet olsun. Mutlaka deneyin diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.